Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Yepyeni videoyla beraberiz. Bugün arkamda öyle bir araba var ki abi. 0-100'de bir Bugatti'yi geçebilecek bir Porsche var arkamda. Dünyanın en ünlü Porsche tuner'ı Tekart'ın GT Street R Flyweight Edition'ını inceleyeceğiz. Muhteşem, deli, çılgın bir araba. Bugün arabayı bol bol inceleyeceğiz. Ondan sonra da yola çıkıp sıkacağız. Bakalım Bugatti'den gerçekten hızlı mı, ona bakacağız. Hiç vakit kaybetmeden hemen videoya geçelim. Arkadaşlar Tekart GT Street R Flyweight Edition. Biraz uzun isim ama olsun. Öncelikle bir kere hemen şuradan başlayalım arkadaşlar. Kaplamaya takılmayın. Niye? Çünkü yarın Icons of Porsche diye bir event var. O event için özel araba bu şekilde kaplanmış. Biraz hızlı kaplanmış. Bazı hatalar görürseniz ya Tekart bunu böyle kaplıyor falan diye düşünmeyin. Araba her event için özel olarak kaplanıyor. Onu aradan bir çekelim. Hemen çekelim, ondan sonra başlayalım. Arkadaşlar Tekart 1987 Thomas Beringer ve Matthias Klaus tarafından kurulan dünyanın en ünlü Porsche tuner'ı. Porsche'yi daha iyi tune eden kimse yok arkadaşlar. Şimdi Brabus da işin içine girdi. Yani daha henüz Brabus'u görmediğiniz için bir şey diyemiyorum ama Tekart dünyanın en iyisi. Öyle söyleyeyim. 87'den beri adamlar bu işi yapıyor. Arkamdaki arabada Porsche 992 Turbo S üstüne baz alınmış dünyanın en hızlı tuned Porsche'si. Bugatti'den daha hızlı. Adamlar ne yapmış abi? Hemen şöyle başlıyorum. Bir kere öne gelelim. Arabanın kapı ve tavan dışında her şeye dokunmuşlar. Şurada önde gördüğünüz bu karbon front tipi koymuşlar. Intercooler'ları komple yenilemişler. Hava girişlerini görüyorsunuz. Çok daha hayvan gibi hava girişleri var. Çünkü araba 800 beygir üretiyor. Daha da fazlasını üretiyor ama 800 beygir desen dediler. Çok daha fazla diyorlar. Bu arada abi havada bir kek, şeker, çikolata kokusu var, size anlatamam. Dur, konsantrasyonumu kaybetmiyorum. Arabada her şey hafiflik ve downforce üstüne. Çünkü bu araba GT Street R'ın Flyweight Edition'ı. Yani nedir? Sadece pist için yapılmış ama street legal. Yani sokağa da çıkabiliyorsunuz. Görüyor musun abi? Şuradaki karbon detayları görsün. Bunlar yine tamamen kafayı yere basmak için. Buradan giren hava arkadaşlar şuradan çıkıyor ve arabanın burnunu yere basıyor. Yine downforce için çok güzel detaylar var. Araba normal Turbo S'in üstüne 500 kilo daha fazla basıyor. Öyle söyleyeyim. Ve bu arabaların hepsi Almanya'daki laboratuvarda rüzgar tünelinde test ediliyor. Bulursam onların da görüntüsünü buraya koyacağım. Geliyorum, farlar aynı zaten. Matrix LED farlar var burada. Arabanın kaputunun altındaki bütün metal aksamları kaldırmışlar. Kaputu açmak için bak şöyle yapıyorsun. Böyle açıyorsun abi. Sonra bir görüyor musun? Ve Tekart karbon fiber kaput. Burada bayağı bir yer var. Söylediğim şey şu. Şuradaki metalleri tamamen kaldırmışlar ki araba hafiflesin. Bütün her şey hafiflik üstüne. Bu arada inanılmaz hafif. Hemen yandan zaten çarpmana gerek yok abi. Lık yapıyorsun. Sonra buradan bak. Tamam. Gel abi. Hatta ışık şöyle geliyor. Baba buradan devam edeyim. Bu arada pist arabası olduğu için çeki halatı bak burada duruyor. Yandan devam ettim. Şimdi arkadaşlar bunları artık Porsche'de hep hatırlıyoruz. GT3 RS'lerde de var bu. GT2 RS'lerde de var. Şunlar hem frenleri soğutmak bir de türbülanslı havayı buradan tahliye etmek için yaptıkları karbon fiber dodikler. Bak görüyor musun abi? Karbon. Komple değiştirmiş bunu. Buraya GT Street R yazısını koymuş. Bu jantlar tamamen Tekart'ın kendi jantları ve aşırı hafif. Lastikle beraber tek kolla çıkartabiliyorsunuz diyorlar. Öhlins'le beraber geliştirdikleri süspansiyon var. Hepsi tamamen customizable. Yani pistteki sizin ihtiyacınıza göre komple ayarlayabiliyorsunuz. Yanına devam ediyorum. Buradaki yan etekler. Bak karbon. Böyle buraya kadar geliyor. Buraya ne yazmış? Limited Edition Flyweight. Number Zero. Dünyada sadece 19 adet var bu arabadan ve bu araba sıfırıncı. Neden? Çünkü Tekart Dubai'ye yeni girdi daha. Açılışlarına da gireceğiz. Daha açılmadı. Aralık ayında açacaklar. Orada da zaten içeride inanılmaz şeyler. Onlara da bakacağız. Tamamen Dubai için özel geliştirdikleri bir araba. Aynaları da göstermek istiyorum size. Şöyle full karbon fiber aynalar var. Şuradaki detayı görün. Bu da yine tamamen aerodinamik için yapılmış bir şey. Devam ediyorum yandan. Tavanda bir şey yok zaten. Burada intake'leri de büyütmüşler arkadaşlar. Yeni bir karbon hava girişi koymuşlar buraya. Arkaya geliyorum. Şöyle abi şu çok acayip. Bak bu Tekart'ın imza üçlü arka kanadı. Bak 1, 2, 3 ve tamamen havayı alıp götünü yere basmak için arabanın. Ve normalde GT Street R'da bu elektronik olarak böyle yukarı kalkıp iniyor. Ama bu tamamen o elektrik sistemleri yine atılmış arabayı hafifletmek için alıp bayağı eski usul ihtiyacınıza göre ayarlıyorsunuz. Şu çok enteresan. Bak abi sen oradan çekersen göstereceğim. Cam yok. Bak. Görüyor musun? Makrolon kullanmışlar. Böyle buna biraz fazla yüklenirsen içeri girer. Şurada yine arı detayları var. Tekart'ın arıları burada. Burada hava girişleri var. Motoru ekstra soğutmak için buraya hava girişleri koymuş. Bak bu hava girişlerinden motora havayı alıyor ve motora ekstra hava ve soğutma sağlıyor. Çok güzel detay. Ondan sonra şunu göstereceğim. Yine elektrikli kaput açma falan yok. Kaput açmak için bunlara basıyorsun abi. Bak. Görüyor musun? Motor kapağı da böyle karbon fiber böyle çıkıyor. Tekart Power Kit yazıyor. Turboları falan komple değiştiriyorlar biliyorsunuz bu arada. Çok merak ediyorum bu araba dışarıda nasıl gidiyor. Biraz sonra göreceğiz onu. Ama görmeden önce arka difüzörü de göstermek istiyorum. Bir dakika şunu bir takayım. Dur bir dakika. Heh. A few moments later.
takıldı. Vallahi yardım almadık. Biraz uğraştım sadece. Burada tekart yazısını görüyorsunuz arkadaşlar. Arkaya geldiğin zaman ya ben bu arabaların götünü çok beğeniyorum ya. Yani Alman'ın götü İtalya'nın yüzü. Ferrari'nin önden, Alman'ı arkadan. Yani Porsche'yi arkadan abi. Tekartı buraya koymuş. Müthiş bir karbon difüzör var. Yine görüyorsunuz bak hepsi bunların işlevsel abi. Egzozları görüyorsun. Bir sesini duymak lazım ya. Ben kamerayı alayım. Kameraman arkadaşından rica edeyim. Abi bir çalıştırır mısın? Rica etsem. Bakın şimdi. Acayip ya. Ver abi de. Turbonun ısısını duyuyor musun? Yani. Abi. İnanılmaz iyi ya. Ya sabaha kadar dinleyebilirim şu sesi. Çok acayip. Ve normalde Porsche biliyorsunuz abi sıkıcı motor sesi yapıyor. Ama adam çözmüş. Yani şu egzozu yaptığın zaman da muhteşem oluyor yani. Yolda şimdi dinleyeceğiz. Yola çıkalım ama bir dakika. Şu anda videoyu izliyorsanız lütfen videoyu durdurup kanala abone olursanız ve videoyu hype etmeyi unutmazsanız çok sevinirim. Çünkü desteğinizi istiyorum. Sayenizde böyle arabaları çekiyoruz. Böyle arabaları size getiriyorum. Beraberce eğleniyoruz. Sizi seviyorum. Hemen kullanıma geçelim. Bu arada arkadaşlar şöyle bir detayı da demin atladım. Bunu da hemen araya koyalım. Şu üzerindeki lastikleri görüyor musunuz? Hankang'ın silik lastikleri var tamamen pist için. Detayı da giriyorum. Çok acayip ya. Yani şu magnezyum jantlarla. Şimdi arkadaşlar arabanın bu arada içine gelirsek. Dedim ya tekart her şeyi değiştiriyor abi. Bak direksiyon kendi armasını koymuş. Ondan sonra şuradaki bu ön göğüs alkantaralar full tekartın kendi alkantaraları. Karbon aksamlar. Kol dayamanın üzerindeki küçük detaylar, o arılar muhteşem gözüküyor. Fakat şunlara özellikle değinmek istiyorum. Bunları Recaro ile beraber geliştiriyorlar. Bu koltuklar 4.7 kilo. Bak gösteriyorum abi. Kağıt gibi. İncecik 6 nokta bağlantılı emniyet kemerleri. Kapıda şu detayları da göstermek istiyorum. Bakın burada baklava design. Baklava design. Ondan sonra sarı, siyah çok hoş gözüküyor. Şurada bir logo var. Orada da ne diyor abi? Tekart Limited Edition Flyweight diyor. 0 numaralı araba. Ya araba 0 numara abi. Muhteşem ya. Çok acayip. Bak tavanda alkantara. Arkaya roll cage koyuyorlar. Çünkü tekrar söylüyorum araba piste çıkmak için yapılmış. Artık abi kullanıma geçeceğiz. Evet abi. Şimdi. Hop evet. Hello Danny. How are you? Good are you? Good good. Şimdi arkadaşlar Danny bizimle. Tekart'ın Orta Doğu'daki reprezentatifi Danny. You made an amazing car. Okay. Should I buckle up or? I would. Yeah? Okay. So let's go and have some fun. Yeah, yeah, yeah. So you said this car is faster than a Bugatti. I would say like that. I said it to you. From 0 to 100. Yes, I said it. And now it's your... Now it's judgment. Your turn to judge it. Okay. If I was right or if I was lying. Perfect. Because you know, action speaks louder yeah. than words. Let's see. Okay, let me... Ah, the exhaust is so nice. The exhaust not... I love it. The whole, but you know, it's not a synthetic one. It's the real Bangs and everything like that. So we didn't add the AK-47 sound. We didn't add anything which is not natural. So it's all coming from the engine and it's all natural what you hear. Okay. Okay. Evet arkadaşlar. Şimdi kalkış yapacağız. Ya I'm ready. Hazır mısın diyor. What the fuck? Bro, what is this? Now it's your judgment. Did I lie or is it? No, fast? It's abi acayip hızlı. Oh, it's something crazy. That's why we love this car so much, and you know, it's not only about the horsepower. No, it's also about the lightweight. All together makes this car amazing. Also to drive, it's not only a car which you drive on the straight. The car is also just made for cornering as well. Yeah. That's the amazing thing. And you told me this car is faster on the corners than a GT3 RS. We've been faster than them just this recently, just on last Wednesday. Okay, you were so, on the track. Yes, exactly. Çok acayip. Hadi bir daha gidiyoruz abi. Okay. Ses filan falan inanılmaz. Aman Allah'ım ya. A monster. Tam bir canavar abi. Now you see what I mean? Yeah.
Baca. Arkadaşlar, yani... Did I promise too much? Yeah, no. Over-delivered. It's something crazy. Next time we do something, I'm frequently on the track. Okay. Then join my racing driver, Oliver okay. James Webb. Because, you know, he's doing also the drive, passenger experience and all of that okay. things for us. So you can also go and have a drive with him. Perfect. Because then, you know, he is also a very, very, very good driver. Then he can also show you what is the car able to do and deliver also in the cornering. Yes. Perfect. Because I think that's also a good thing to show to people what the car really can do on the track as well. Because, you know, it on the streets you cannot show everything. That's no. the problem. And no, you no, should no. not do it. No, exactly. Don't do it on the streets. Thank you so much. Thank it you was so crazy. Much. And then hope to see you in more cars. Yes. Okay. You will. Thank definitely. You so much. Arkadaşlar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bye bye.